Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 8. sınıf map yayınları sayfa 56'daki kısmı çözeceğiz. Sıra sizde kısımlarını çözeceğiz. Hızla çözmeye başlıyoruz. Birinci soruma baktığımda sıra sizde kısmında birinci soruya baktığımızda 2 kök 13 çarpı a eşittir. Çarpma işleminin sonucunu doğal sayı yapabilecek a'nın değerlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu ifadeyi doğal sayı yapan a değerlerini işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Bu ifadede köklü kısma bakıyorum arkadaşlar kök 13. Eğer çarpacağım ifadede köklü kök içerisinde 13'ü barındıran bir ifade bulunursa sonucum doğal sayıya dönecektir. O yüzden bize şıklardan içerisinde kök 13'lü olan ifadeler lazım. Bakın ilk ifadem kök 13. Bu sağlar çünkü kök 13 ile kök 13'ün çarpımı kök 169'dur. O da 13 olarak doğal sayıya döner. O yüzden Kök 13 ifadesi sağladı. Sadece 13 ifadesi sağlamaz arkadaşlar. Verilen ifadenin içinde kök 13 ifadesi bulunması gerekir. 1 bölü kök 13 sağlar arkadaşlar. 1 bölü kök 13 ifadesi içerisinde kök 13 barındırıyor. Bakın bu ifadeyi kök 13 ile çarpsanız ne olur arkadaşlar? 1 kök 13 çarpı 1 bölü kök 13. Birbirini sadeleştireceği için sonuç 1 olur ve doğal sayıya dönmüş olur. O yüzden bu da kabul olur. Yine 3 bölü kök 13 aynı mantıkla kök 13'ü bulundurduğu için sağlar. 2 kök 13 yine sağlar. İçerisinde kökü 13 oldu. Dışarıdaki ifadelerim zaten doğal sayı o yüzden dışarıdaki ifadeye bakmıyorum bile. Kök 26 kök 13 barındırır mı arkadaşlar? Kök 13 barındırmaz bakın. 13 çarpı 2'ye eşittir ancak... 2 dışarıya çıkamadığı için kök 13 kalmaz içeride. Kök 26'yı düzenlediğimde kök 13'lü bir ifadeye çeviremiyorum. O yüzden bu da olmaz. Bakın kök 13'lü bir ifade var. O zaman olur 5 kök 13 olur arkadaşlar. 3 kök 3 olur mu? Hayır. Kök 13'lü bir ifadem yok. O yüzden bu da olmaz. Yani doğal sayıya dönebilmesi için kök içerisindeki sayının aynı sayıyla çarpılması lazım. O yüzden burada kök 13'lü olan ifadeler sağlar kök 13, 2 kök 13, 1 bölü kök 13, 5 kök 13, 3 bölü kök 13 ama diğerleri sağlamayacaktır. Dikkat edelim. İkinci kısma geçtim arkadaşlar. İkinci kısımda ne sormuş? Aşağıda tabloda verilen soldaki kara köklü ifadelerden sağdaki kara köklü ifadelerle çarpıldığında sonucu bir doğal sayı olanları eşleştirme yapınız demiş. Biraz önce söylediğim gibi kök içerisindeki ifadeyle çarpılması lazım. Kök 3 var. O zaman bu tarafta da kök üçlü bir ifade bulmam lazım. Bakın kök üçlü ifade burada. O zaman 5 kök kök 3 ile çarparsak doğal sayıya döner. 5 kök 3 çarpı kök 3 neye eşit işte arkadaşlar? Kök içerisindekiler birbiriyle çarpıldığı için 5 kök 9'a kök 9 da 3 olarak dışarıya çıkar. 5 kere 3 15 olur. Gördüğünüz gibi doğal sayıya dönmüş oluyor. O yüzden Birincinin cevabı bu. Kök 18 karşıda kök 18'li bir ifade yok. O zaman kök 18'i düzenleyebiliyor muyum? Evet. Neye eşit? 9 çarpı 2'den 3 kök 2'ye eşit. O zaman kök ikili bir ifade ile çarpılırsa olabilir arkadaşlar. Kök ikili bir ifade var mı? Var gördüğünüz gibi. Kök 2 ile çarparsam ikincinin cevabı da çıkmış olur. Doğal sayıya dönmüş olur. Kök 20 düzenlemem lazım. Karşıda yok. Kök 20 neye eşit arkadaşlar? 4 çarpı 5'e yani 2 kök 5'e eşit. Kök 5'li bir ifade lazım bize. Var mı? Var bakın. Kök 5'li bir ifade de var. Kök 6. Burada kök 6 karşıda bakıyorum. Kök 6 yok. Ama kök 24. Kök 24. 4 çarpı 6'ya yani 2 kök 6'ya eşit. Bakın onda da kök 6 çarpı bileşeni var. O yüzden kök 24 ile çarpıldığında doğal sayıya döner. Geriye sadece bu ikisi kaldı. Bakın kök 7 var. Demek ki 28'in içinde kök 7'ye dönüşen bir ifade var. Var mı? 4 çarpı 7'ye eşittir. O da 2 kök 7'ye eşittir. Bakın kök 7 bileşeni var. Gördüğünüz gibi bu ikisi çarpılırsa doğal sayıya döner. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. İçerisinde köklü ifadeyle çarpılırsa direkt doğal sayıya döner. Bazı ifadeler Dönüşüm yaptıktan sonra kö içerisinde köklü ifade ne barındırıyor? Karşıda onu aramış olduk. Bazı sorularda dönüşüm yapmam gerekti yani. Burada da eşleştirme bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Cevabımız bu çıkmış oldu. Üçüncü kısma geçtim. Üçüncü kısımda ne var arkadaşlar? Diyor ki aşağıdaki ifadelerin paydalarının örneği uygun olarak Doğal sayı yapınız. Paydalarını doğal sayı yapmam istenmiş. Bakın örnekte ne yapmış? Kök 2 varmış. Kök 2 ile çarparak bunu paydasını doğal sayıya çevirmiş. Bizden de bunu yapmam istendi. O zaman 5 kök 5'i ne ile çarpmam isteniyor? Kök 5 ile çünkü doğal sayı yapacak ifade bu. Çarptığımda yukarı ile çarpıyorum. Genişletmiş halini düşün. 35 kök 5 yukarısı bölü. Payda ne olur arkadaşlar? 5 kök 5 ile kök 5'i çarptığımda Kök 5 çarpı kök 5. Kök 25 o da 5 olarak çıkar. Bir de başında 5 var. 25'e eşit oldu. Biraz daha düzenlersem. Şurada sadeleştirmeler var çünkü. 5'e böldüğümde burası 7 kök 5. Paydamda da 5 kalacak. Yani cevabım 7 kök 5 bölü 5'miş. Burada kök 3 ile genişletelim. Kök 3 ile 15 çarptım. 15 kök 3. Üç. Kök 3 ile kök 3 çarptım. Kök 9 o da 3 olarak çıkar. Sadeleştirirsem bu sadeleşir. 5 kök 3 olur cevabım. Bakın yine sadeleşmiş oldu. Buradaki ifadeyi kök 3 ile genişleteceğiz. Kö Paydada hangi ifade varsa onunla çarpıyorum kısacası yani arkadaşlar. Yukarıyla çarptım 3 kök 3. Aşağıyla çarptım kök 9. O da 3 olarak çıkar kök 9'da. Burada sadeleştirmeler var. İfadem neye eşit oldu? Kök 3'e eşit oldu. Bunu da kök 6 ile çarpalım. Kök 6 ile çarpacağım. Yukarıyı çarparsam 5 kök 12 eder. Bölü kök 6 çarpı kök 6 ne yapar arkadaşlar? Kök 36 o da 6'ya eşit oldu. 5 kök 12 bölü 6 oldu. Bunu düzenleyebilir miyim? Bir tur daha düzenleyebilirim. 5 o, kök 12 net olarak çıkar arkadaşlar dışarıya. E, 2 kök 3 olarak çıkar. 5 ile de çarpıldığında 10 kök 3'e eşittir. Bölü 6 burada bir sadeleştirme yaparsanız ne olacak cevabımız? 5 kök 3 bölü 3 olmuş oldu. Şuraya yazalım. 5 kök 3 bölü 3 oldu ifaden. En sade halini yazmaya çalışıyoruz. Ama bu şekilde bıraksak da olabilirdi. Devam ettim. Şöyle bir düzenleyelim. Kök 6 ile çarpılacak. 12 çarpı kök 6. 12 kök 6 bölü. Kök 6 çarpı kök 6 ne yapar arkadaşlar? kök 36 o da eşittir 6'ya. Sadeleştirmeyi yaparsam da 2 kök 6'ya eşitmiş bu ifade. Burayı kök 7 ile çarpacağım. 21 kök 7 bölü 7 kere 7 49 o da 7 olarak çıktı. 21 bölü 7 sadeleştirmeyi yaparsam 3 kök 7'ye eşit oldu. Bunu kök 13 ile çarpacağız. Kök 13 çarpı 1 kök 13 bölü 2 kök 13 ile kök 13'ü çarptığımda burası 13 olarak çıkar. 2 ile de çarptığımızda 26 olarak çıkar. Kök 13 bölü 26 cevabım çıktı. Burada da kök 2 ile çarpacağız. 8 çarpı kök 8 kök 10 bölü kök 2 ile çarptığımda 2 oldu arkadaşlar. Kök 4'ten ikisinin çarptığında kök 4 olarak 2 olarak çıkar. Sadeleştirmeleri yaptığımda cevabım 4 kök 10 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi paydada hangi köklü ifade varsa onu doğal sayıya çevirmek için aynı sayıyla çarptım. Hep bu şekilde yapıyoruz. Doğal sayıya çevirmek için aynı köklü ifadeyle çarpıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Sadeleştirmeleri de dikkatle yaparsanız en sade hali genelde size sorulacaktır. O yüzden sadeleştirmeleri de yapmayı unutmayınız. Ee, anlamadığınız yerleri yorum kısmından tekrardan bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.